Buraya hızlıca bir insan kalbi çizelim. Kalpten çıkan birkaç damarın adlarını da yazalım. Büyük olan tabii ki aort damarı. Bu da kocaman aort yayı. Aort yayının başa ve boyuna doğru giden belli başlı dalları var. Kollara giden dalları da var. Biz bu dersimizde yukarı doğru çıkanlara odaklanacağız. Sağ tarafta sağ ana karotis arterini görüyoruz. Ana denmesinin sebebi burada şişip ikiye ayrılmasıdır. İç ve dış olmak üzere iki dala ayrılır. Buna sağ dış karotis arteri denir. Aynı şey öteki tarafta da mevcut. İç ve dış dalı var ve aynı şekilde isimlendirilmiş. Bu gördüğümüz iç dalı, bu da sol ana karotis arterin dış dalı. Sanırım her şey biraz daha netleşiyor. İkisi de aynı şekilde isimlendirilmiş. Sadece biri sağda, öteki solda. Bu yeşille işaretlediğim yerlerde, yani iç tarafta ve bu şiş kısımda karotis sinüs dediğimiz şeyler var. Sinüs herhangi açık bir alanı veya bölgeyi ifade eder. Burada aort yayında da bir bölge var. Bu iki bölge Baroreseptörlerimizin bulunduğu yer. Baroreseptörlerimiz basıncı algılayan ufak sinirlerdir. Damarlardaki esnemeyi veya basıncı tespit ederler ve bu bilgiyi beyne geri gönderirler. Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olurlar. Bu dersimizde odaklanacağımız konuysa kemoreseptörler olacak. Kemoreseptörler beyne bilgi gönderir oksijen seviyeleri, karbondioksit seviyeleri, kandaki pH değeri gibi şeylerin bilgisini beyne gönderirler. Bu kemoreseptörler benzer bir bölgede konumlanırlar ama tam olarak aynı noktada bulunmazlar. Kemoreseptörlerimizin bulunabileceği yerleri işaretleyelim. Bu bölgede de olabilirler. Bu üç bölge kemoreseptörlerin bulunduğu yerlerdir. Tabii ki baro reseptörlerin olduğu yerlerle yakından ilişkilidirler fakat biraz daha farklı yerlerde bulunurlar. Bunlara aortik cisim ve karotis cisim diyoruz. Cisim terimini doku cisimleri oldukları için kullanıyoruz. Farklı bir konumda olduklarını ve bariz bir şekilde farklı işlevleri olduklarını görebilirsiniz. Bu alanlara yakınlaşalım ve size nasıl göründüklerini göstereyim. Bu tarafta karotis cisim olsun, diğer tarafta da aortik cisim. Karotis cisimde dış ve iç arter var. Dış arterden çıkan ufak dallar var. Bu ufak dallar ortadaki dokuya bağlanırlar. Bu dallar biraz daha dallanır ve böylece kılcal damarlar oluşur. Kılcal damarlar oluştuktan sonra burada gördüğünüz ufak hücreler olacaktır. Bu hücreler tabii ki kılcal damarlardan beslenir. Hepsi birlikte tüm bu hücreler biraz uzaklaşıp bakacak olursak ufak bir hücre cisimciği veya doku cisimciği gibi görünür. Bu yüzden buna karotis cisim diyoruz. Aynısı aort tarafında da gerçekleşir arkadaşlar. Aort tarafında aorttan çıkan ufak dallar var. Bu dallar tekrar tekrar dallanır. Nihayetinde çok sayıda ufak kılcal damar oluşur. Bu kılcal damarlar, buraya çizdiğim ufak mavi hücreleri besler ve bunlar bahsettiğimiz kemoreseptörlerdir. Bu mavi hücreler birleşerek doku cisimciyi oluştururlar ve aortik cisim ve karotis cisim terimleri de buradan gelmektedir. Karotis tarafında şöyle ilginç bir şey var. Bu doku cisimciyi üzerinde çok fazla kan akışı olur. Hatta insan vücudunda kan akışının en yüksek olduğu yerlerden biridir. 100 gram için dakikada yaklaşık 2 litre olduğunu söyleyebiliriz. Daha iyi anlamak adına 2 litrelik bir kola şişesi hayal edelim arkadaşlar. 2 litre hacme sahip olabilecek bir şey düşünüyordum ve aklıma da kola şişesi geldi. Bu kolayı yaklaşık 100 gram olan bir şeyin üzerine döktüğünüzü düşünün, tamam mı? Mesela domates. Ama bu yaklaşık 100 gramlık bir domates. Bu şişeyi bir dakika sürede döktüğünüzü ve domatesin ne kadar çok ıslanacağını hayal edin. Karotis cisim üzerinde de bu kadar kan akışı olur işte. Umarım bu bölgedeki kan akışını kafanızda canlandırabilmek için güzel bir örnek olmuştur. Şimdi biraz daha yakınlaşalım. Burada bir kılcal damar olduğunu farz edelim. Kılcal damarın içinde ise kırmızı kan hücrelerimiz var. Kırmızı kan hücresinin içinde bir miktar hemoglobin var ki bu da bir proteindir. Proteine bağlı olan oksijenler var. Ufak mavi oksijen molekülleri çizelim buraya. Evet. Tabii ki plazmanın kendisinde de bir miktar oksijen var. Karotis ve aortik cisimde de daha önceden de çizdiğimiz bu özel ufak mavi hücreler var. Bunlar periferik kemoreseptör hücreler. Kendilerine özgü bir isimleri de var. Bunlara glomus hücreleri glomus hücreleri denir. Bu oksijen hücreleri, evet burada gördüğünüz oksijen hücreleri dokuya nüfuz ederek glomus hücrelerimize girerler. O da böyle görünür. Kanda çok fazla oksijen varsa tabii ki çok sayıda molekül nüfuz edecektir. Fakat fazla oksijen yoksa moleküllerin çoğu hücreye ulaşamayacaktır. Burası kilit nokta. Çünkü hücre düşük oksijen seviyesini tespit etmeye başlayabilecektir. Glomus hücresindeki düşük oksijen seviyesi kanda muhtemelen oksijen seviyesinin düştüğünü gösterir. Oksijen seviyesi düştüğünde bu hücre, daha doğrusu hücre zarı depolarize olacaktır. Diğer tarafta ise nörotransmitter ile dolu ufak veziküller bulunur. Veziküller depolarizasyon gerçekleştiğini tespit ettiğinde nörotransmitterlerini dışarı atarlar. Onları da dışarıda bu gördüğünüz ufak nöron beklemektedir. Burada sabırla sinyali bekleyen bir nöron var ve bu sinyal de nörotransmitter şeklinde gelir. İletişim işte bu şekilde gerçekleşir. Depolarizasyon olur, veziküller nörotransmitterlerini salar, bu da nöronumuza aksiyon potansiyeli gönderecektir. Oksijen seviyeleri tehlikeli bir seviyeye düştüğünde, hücremiz çok mutsuz olduğunda çok daha fazla nörotransmitter dışarı atılır ve çok daha fazla aksiyon potansiyeli yayılır. Glomus hücresi oksijenin tespit edilmesine işte bu şekilde yardımcı olur. Ayrıca karbondioksiti de tespit eder. Çünkü hatırlarsanız bu hücre karbondioksit üretir. Burada bir karbondioksit molekülü olsun, bu karbondioksit kana karışır. Fakat kanda hali hazırda bol miktarda karbondioksit olduğunu farz edelim karbondioksitle dolu olsun tamam mı? Bu durumda karbondioksitin plazmadan geçerek glomus hücresine ulaşması çok zor olacaktır. Sonuç olarak karbondioksit birikmeye başlar. Doku giderek daha fazla karbondioksit toplamaya başlar çünkü karbondioksitin gidecek bir yeri yoktur. Glomus hücresi şöyle diyecektir. Durun bir dakika, karbondioksit seviyemiz yükseliyor. Bu da yine hücremizi mutsuz eder ve daha fazla nörotransmitter dışarı salınır. Böylece daha fazla aksiyon potansiyeli yayılır. İki farklı sebeple glomus hücresinden aksiyon potansiyeli yayılabilir. Şimdi size bir formülü hatırlatmak istiyorum. Bu formülde karbondioksit su ile bağlanır ve H2CO3 oluşturur. Bu bir karbonat ve protona ayrılır arkadaşlar. Bir karbonat ve protona ayrılır. Formülümüz işte böyle. Gösterdiğim örnekteki gibi karbondioksit seviyeleri artıyorsa proton seviyesi de yüksek olmalıdır. Yani yüksek proton yoğunluğu var. Yoğunluğu göstermek için parantez içine alabiliriz. Bunu diğer bir şekilde düşük pH ile ifade edebiliriz. Bu gibi şeyler glomus hücremizin daha fazla aksiyon potansiyeli yaymasına sebep olur. Bu gerçekten çok ilginç. Hücremiz depolarize oluyor. Ayrıca bahsettiğimiz bu nörotransmitere sahip. Burada mavi glomus hücremiz ise bir sinir hücresinin özelliklerine sahipmiş gibi duruyor. Bu çizdiğim bir sinir hücresi. Bunun sebebi bu iki hücrenin ortak bir ata hücresi olması. Gelişim safhasında fetüs gelişimdeyken, henüz gelişmekteyken nöroektoderm adında bir doku tipi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu sinir hücresi ve bu glomus hücresi bu nöroektodermden türer. Niçin bu kadar ortak özelliğe sahip oldukları sanırım şimdi daha iyi anlaşılıyor. Glomus hücresinin bir nöron olmadığını biliyoruz fakat nöronlarla iletişim kurar. Esasen bu bölgede birlikte çalışan çok miktarda nöron olduğunu söyleyebiliriz ve bunlar da hem aortik cisimle hem de karotis cisimle iletişim halindedir. Bu nöronlar esas çizime geri dönecek olursak büyük bir sinirde buluşur. Bu sinir Vagus siniridir. Vagus siniri. Bazen 10 numaralı kraniyel sinir olarak da anılan vagus siniri, aortik cisime dahildir. Burada karotis cisim ile birlikte bir sinir de var. Buna glossofaringeal sinir diyoruz, tamam mı? Vagus siniri ve glossofaringeal sinir, bu sinir 9 numaralı kraniyel sinir olarak da anılır. Bu iki sinir, beyne doğru giderler ama beynin parçası değildirler. Temel olarak beynin dışında bulunan kemoreseptörlerden bilgi alırlar. Beynin dışına kadar giderler ama beynin içinde bulunmazlar. Periferiktirler, kimyasallar hakkında bilgi alırlar ve bu bilgiyi beyne taşırlar. Bu sebeple bu mavi alanlara, karotis cisim ve aortik cisime periferik kemoreseptörler diyoruz arkadaşlar.